Alerjik nezle daha önce bahsettiğim gibi genelde 3 yaşından sonra görülüyor çocuklarda. Çünkü bu tür alerjik yapı 3 yaşından sonra çocuklarda görülen bir alerjik reaksiyon türüdür. Alerjik rinit, burun mukozasının alerjen maddeye teması sonrasında burun mukozasındaki değişiklikler sonucu oluşan bir durumdur. Burun mukozası dediğimiz bizim burunun derisinin iç kısmıdır. Bunun altında submukoza dediğimiz bir tabaka vardır. Bu tabakada da damarlar, salgı bezleri ve destek hücreleri vardır. Bunun daha da altında kas dokusu vardır. Alerjik madde burun mukozasına temas ettiği zaman burun altındaki submukoza tabakasındaki damarları etkileyerek bu bölgede şişkinliğe sebep olur. Damarlar gevşer, sıvı salarlar etrafa. Damar sıvısı sızınca burun dokusu şişer. O bölgede bir ödem gelişir ve burun tıkanır. Salgılar artar. Aşırı bir burun salgısı olur. Temelde alerjik rinitli hastalar burun tıkanıklığından, sürekli burun tıkanıklığından şikayetçi olurlar. Dönem dönem hapşırık nöbetleri olabilir, hapşırabilirler. Kaşıntı olabilir. Bizim alerjik çocuk selamı ya da asker selamı dediğimiz burnunu sürekli oynama çocuklarda alerjik rinit belirtilerinden birisidir. Bir de burun üzerinde demozya hattı dediğimiz bir burun çizgisi oluşur. Alerjik çocuklara hiç muayene etmeden bile burnundan çizgiyi gördüğümüz zaman burundaki deri kıvrımını görünce hemen alerjik rinit olduğunu bile anlayabiliyoruz. Şimdi alerjik rinit basit bir hastalık mı? Tedavi edilmeli mi edilmemeli mi diye düşünürsek alerjik rinit basit bir hastalık değil. Tedavisi oldukça zordur, inatçıdır. Tedavi edilmeli mutlaka, hatta takip edilmeli. Neden tedavi edilmeli? Çünkü burun mukozası sinüs kanallarını kulağa açılır dolaylı yollardan. Biz eğer alerjik riniti iyi tedavi etmezsek hastanın işitme problemleri olabilir. Kulak kanalları tıkanır, özellikle östaki borusu tıkanır. Sinüs kanalları buruna açılmaktadır. Sinüs kanalları tıkanarak sürekli hastanın sinüzit olmasına sebep olur. Bu da şahısta şiddetli baş ağrıları, tekrarlayan baş ağrıları, göz ağrıları gibi denge bozuklukları gibi şikayetlerin sebep olarak rahatsızlık edici bir duruma ulaşır. Onun için alerjik rinit mutlaka tedavi edilmeye çalışılmalıdır.